Sağlıklı ve kaliteli yaşam için genç defaktolar gönülden hepinize tekrar merhaba. Bugün bayramın 3. günü. Artık aile ziyaretleri herhalde sonlanmış olacak. Tatlılar, börekler, zeytinyağlı sarmalar hepsini yediniz. Hele hele kutsal aydan da çıktık. Ondan da 2-3 kiloluk bir artış olduğu zaman ki kaçınılmaz o sihirli dediğimiz iftar sofraları. Hele hele bir de sahura zamanla kalkıp yeme alışkanlığınız olmadıysa 30 gün boyunca yiyip yattıysanız muhakkak 2-3 kilo, 5 kilo aldınız. Peki bu kiloları verebilmek için bayramın 3. gününden itibaren yaşantınızdaki bazı olumsuzlukları lehinize çevirmeniz gerekir. Her şeyden önce 3 ara 6 sıklıkla yiyeceğiz. Kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve ara öğün. 6 sıklıkla yediğimiz zaman metabolizmamız çok daha etkin çalışacak. Kalori kısıtlaması yapmışız ama doğru yiyeceği doğru zamanda doğru miktarda tercih edeceğiz. Her ana öğünde, bunu defalarca söyledim, yine bir kere daha söylüyorum. 4 temel besin grubu yan yana gelsin. Süt grubu, süt, yoğurt, peynir. Et grubu, et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagil. Sebze ya da meyve, ekmek ya da tahıl, pilav ya da makarna. Ama bunların doğal olanını, tahıllı olanlarını, kepekli olanlarını tercih edeceğiz. Etler mümkün olduğu kadar ızgara, buğulama şeklinde olacak. Daha fazla sebze tüketeceğiz. Su tüketimine dikkat edeceğiz. 17-18 saat susuz kaldığı için kısa fasılarla sık sık su içmenizi bugünden itibaren öneririm. Normal yaşantınıza sokabilmek için mümkün olduğu kadar her 2 saatte bir bardak su içmenizde yarar var. Evet, beslenmenin dışında demin söylediğim gibi egzersize de çok dikkat edeceğiz. Haftada 3 ya da 5 sıklıkla tempolu yürümenizi istiyorum. Yürüyüşler 30 dakikadan az 60 dakikadan çok olmayacak ama nefes nefese kalacak, şiddeti yüksek olan koşu gibi aktivitelerden de kaçının. Eğer o tür aktiviteleri tercih ettiğiniz zaman daha fazla kalori yakarsınız ama yaktığınız kalorinin çoğu karbonhidrat, azı yağ olan. Biz yağla mücadele ederken çoğunu yağ olarak yakmak zorundayız. Bir de bu egzersizlerin dışında yürüyüş gibi direnç çalışması yapmanızı istiyorum. Her sabah 3-5 dakika gerinme hareketleri, yine yapacağınız üst karın, alt karın, yan karın, erkekler dumbbell çalışması, kadınlar teraband ya da bölgesel egzersizlerle kas erimesini engellemiş olacak. Bunlara dikkat ederseniz 30 gün boyunca aldığınız bu 2 kiloyu 1-2 haftada çok rahatlıkla atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, genç defaktörler.